Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıfın ilk konusu olan yani o doğal sistemler kısmının ilk konusu olan doğa ve insanla karşınızdayız. Bugün tabii ki de güzel bir ders anlatımı gerçekleştireceğiz. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimize göz atalım. Ünite içeriğimize baktığımızda öncelikle birinci olarak doğa nedir, insan nedir, insan doğa arasındaki etkileşim nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Sonra coğrafya nedir, coğrafyanın ilkeleri, coğrafyanın bölümlenmesi yani bu alt dalları nelerdir onları anlatacağız. Ve en sonunda da coğrafya biliminin önemi, tarihsel süreçteki yani ilk çağdaki coğrafyanın gelişimi, orta çağ, yakın çağ, yeni çağdaki coğrafyanın gelişimi ile ilgili ders anlatımı gerçekleştireceğiz diye. Tabii ki de dersimiz bittiğinde özellikle kitabımızın kitaplarımızdan mutlaka bu konularla ilgili ödevlerinizi çözmeyi unutmuyorsunuz. Hemen birinci ödevimize bakıyoruz. Sıfırdan 9'a coğrafya sayfa 10-18 demiş. Ben birinci kitabımı çıkarıyorum. Bu kitap şu açıdan da önemli. Ben ders anlatırken bu kitabı temin ederseniz yazıp vakit kaybetmek ya da dikkatiniz dağıtmak yerine hemen şöyle içindekiler kısmını açtığımda sol tarafta konu anlatımı kısmını görebiliyorsunuz. Burayı ders anlatırken rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Dersimiz bittiğinde de hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz çoktan seçmeli testleri çözebilirsiniz. Tabii ki de burada takıldığınız noktalar olduğunda hemen ne yapacaksınız? Kare kodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyeceksiniz. Tekrar söylüyorum sayfa 18'e kadar hemen şöyle açtım. Buranın devamında sevgili arkadaşlar dünya şekli ve hareketleri gelecek. O da bir sonraki videomuzun konusu diyelim. Sonra Dinamo Soru Bankası kitabı sayfa 11 ile 21 arası demiş. Hemen şöyle kitabımızın içerik kısmına da şöyle bir baktığımızda burada örnek model sorumuz yer almakta. Altında dört tane çoktan seçmeli testlerimiz bulunuyor. Burada da dediğimiz gibi sayfa hemen şöyle açıyorum. 21'e kadar çözeceksin. 21'den sonra zaten ne geliyor? Dünya şekli ve hareketleri geliyor. Bakın dikkat edin. Birinci ünite yazılı demiş. O zaman bu kitap bizi hem dokuzuncu sınıfta coğrafya için TYT anlamında aynı zamanda o dokuzuncu sınıfta birinci dönem birinci yazılı geldiği zaman buradan illaki karşına soru gelecek. Belki senin öğretmenin doğru yanlış soracak. Buradaki bizim seçmiş olduğumuz doğru yanlış lardan da karşına soru gelebilir. Aynı şekilde boşluk doldurmaların olacak. Bunları da dersimiz bittiğinde güzel bir şekilde çözersen hem yazılı kısmına hazırlanmış olursun. Sol tarafta görmüş olduğun çoktan seçmeli testlerimizi çözersen de bu kapsamda da TYT sınavına hazırlanmış olursun. Takıldığın yerde doğru yanlışı bulamadın. Boşluk doldurmayı bulamadın. Ne yapacaksın? Hemen şurada görmüş olduğun kare kodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyeceksiniz diyelim. Peki bu dersimizin faydaları nelerdir? Şimdi doğa ve insan dedik ya özellikle hem çevremizde hem de dünya ölçeğinde bulunan doğal ve beşeri unsurların etkileşimini anlamamızı sağlayacak. Yani özellikle doğal ortamdaki o kürelerin birbirleriyle ne gibi etkileşim var? Bunları anlamamızı sağlayacak. Aynı zamanda o coğrafya biliminin alt dallarını öğrendiğimizde ise atmosferde ya da dünya ölçeğinde gördüğümüz bir olayın hangi coğrafyanın alt dalı ile ilgili olduğunu söyleyeceğiz. Mesela bir tarım yapan, domates yetiştiren bir çiftçiyi düşündüğümüz zaman evet ya bu beşeri ve ekonomik coğrafya alt bilim dalıydı. Hatta tarım coğrafyası buranın inceleme alanına giriyordu diyebilirsiniz. Ya da peri bacalarını gezmeye gittiğiniz zaman burada bir yeryüzü şekli var. Jeomorfoloji dediğimiz fiziki coğrafyanın alt bilim dalı burayla ilgileniyordu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman hadi bakalım coğrafya, insan, doğa etkileşimi başlasın. Şimdi bizim doğal ortam dediğimiz bir kavram var. Burada özellikle doğayı oluşturan ortamlar birbirleriyle sürekli etkileşim halindedir. Oluşumunda insanın etkisi olmadan meydana gelen ortamlara biz doğal ortam, bu ortamlar içerisindeki elemanları ise doğal unsur diyeceğiz. Burada dört tane doğal ortamımız var. Mesela hemen şöyle bakıyorum. Litosfer var değil mi? Litosfer nerede yer almakta? O taşlık dediğimiz kısım küre içerisinde yer almakta. O zaman bu taş küre olarak karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle hidrosfere bakıyorum. Hidrosfer nerede? Hidrosfer su kütlesini göstermiş. O zaman bu da su küre olarak ifade edilmekte. Devamında şurada bir atmosferi görebilmekteyiz. Atmosfer nedir dersek atmosferimizde hava küre olarak ifade edilmekte. Peki biosfere baktığımda biosfer nerede yer alıyor? Biosfer ise sevgili arkadaşlar şu canlıların bulunduğu kısımda yer alıyor. O zaman burası da canlı küre olarak ifade edilmekte. Şimdi bunların özellikle birbirleriyle etkileşim halinde olduğu olduğunu söyleyebiliriz. Litosfer dediğimiz kısım yer kabuğunun katılaşmış üst kısmıdır. Yani burası siyal ve simadan oluşacaktır. Atmosfer hava küre yani yer çekiminin etkisiyle dünyayı çepeçevre saran gaz kütlesi olarak ifade edebiliriz. Burada oksijen, azot, neon, argon, kripton gibi çeşitli gazlar bulunmakta. Hidrosfer su küre olarak ifade edilmekte. Özellikle yer kabuğundaki çukur alanları dolduran su kütleleri. Bunlar denizler olabilir. Okyanuslar olabilir. Kara içerisinde göller olabilir ya da yeraltı suları, buzullar olabilir. Bunu da unutmayalım. Biyosfer ise canlı küre. Biyosfere geldiğimizde ise hem litosferde yani litosfer taş kürede, hem atmosferde hava kürede, hem de hidrosferde yani su küredeki canlı yaşam alanı olarak ifade edilmekte. Bunu da unutmayalım. Bakın arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken önemli ifade şudur. Doğal ortamları oluşturan buradaki unsurlar sürekli olarak birbirleriyle etkileşim halindedir. Yani buradaki doğal ortamı oluşturan bu unsurların etkileşimi dört doğal ortamı oluşturan unsurlar arasında gerçekleşebileceği gibi bir ortamın içerisindeki unsurlar da birbirleriyle etkileşim halindedir. Burayı biraz açmamız gerekirse mesela biz dünyanın birçok noktasında tarımsal faaliyetleri toprak bünyesinde yapmaksayız. Peki toprak bu küreler içerisinde hangisini dahildir dersek yer kabuğunun katılaşmış üst kısmıysa o zaman toprak dediğimiz kısım litosfer olarak ifade edilmekte ve şunu unutmayalım herhangi bir yerde toprağın oluşabilmesi için kayaçların ayrışması gerekmekte kayaç dediğimiz kısımda gene yer kabuğunun o katılaşmış üst kısmı yani neresidir dersek gene litosfer dediğimiz kısımdır ve bu kayacın ayrışabilmesi için 3 yol gereklidir. Bunlardan birincisi fiziksel ayrışma olarak geçer ve fiziksel ayrışma herhangi bir yerdeki sıcaklık farkına bağlı olarak meydana gelen ayrışma türüdür. Şimdi sıcaklık farkı diyorsam o zaman bu atmosferle ilgili midir? Eee şimdi ne oldu? Litosferi oluşturan unsurların etkileşimin de atmosferin de burada etkili olduğunu söyleyebildik mi? Tabii ki de söyleyebildik. Devamında tabii ki de bir kayaç ayrışıp toprağı oluşturacaksa bu kimyasal yollarla da gerçekleşebilir. Kimyasal ayrışmada kayacın su ile tepkimeye girmesi lazım. E su ile tepkimeye giriyorsa o zaman bu da hidrosferle ilgili bir durum mudur? Evet hidrosferle ilgili bir durumdur. Devamında tabii ki de kayacın ayrışıp toprak olabilmesi için biyolojik ayrışma da gerçekleşebilir. Biyolojik ayrışma bitki köklerin özellikle yapmış olduğu ayrışmadır. Bitki kökleri dediğimiz bir canlı yaşam alanı ise bu da biyosferle ilgili bir durumdur. O zaman şöyle toparlamamız gerekirse litosferin iki elemanı olan Toprağın oluşabilmesi için kayaçların fiziksel, kimyasal, biyolojik yollarla ayrışması gerekir. Şimdi burada o zaman fiziksel, kimyasal, biyolojik yollarla ayrışma var diyorsak, bura hem atmosferle hem hidrosferle hem de biyosferle etkileşim halinde olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda bitkilerin yeryüzündeki mesela dağılış alanlarına baktığınızda ya da bitkilerin genel formasyon özelliklerine baktığınızda iklim koşulları etkilidir. Onun dışında su özellikleri, toprak yapısı etkilidir. Yeryüzü şekilleri de etkilidir. İklim dediğimiz atmosfer, yeryüzü şekilleri dediğimiz litosfer, su dediğimiz hidrosfer. O zaman biyosferin bir elemanı olan bitkinin dağılışında bu üç kürenin de etkileşimde olduğunu ifade edebilmekteyiz. Şimdi geldik. Dedik ki biraz önce doğal ortam, doğal unsur. Evet, İnsanın etkisi olmadan meydana gelen ortamlara biz doğal ortam diyeceğiz. Burada bazı doğal ortamın unsurlarını vermişiz. Bunlar hangi ortam içerisinde yer almakta? Kayaç dediğimiz sert kütleydi. O zaman bu yer kabuğunun katılaşmış üst kısmı. O zaman burası litosfer olarak karşımıza çıkmakta. Göl dediğimiz karadaki çukur alanlarda biriken su kütleleridir. Su diyorsak o zaman bunu direkt nereye alacağız? Hidrosfere alacağız. Devamında oksijen. Oksijen bizim için canlılar anlamında hem solunum faaliyetleri hem de besinlerin parçalanabilmesi için önemli bir gaz kütlesidir. Gaz kütlesi ise bu hava küreyle ilgili bir durumdur. Hava küre dediğimiz ise tabii ki de atmosferdir. Zebra özellikle yaban hayatını simgeleyen canlılardan bir tanesidir. Afrika'nın orta kısmında bol miktarda bu canlıyı görebilmekteyiz. E şimdi bu bir canlı ise o zaman canlı küre içerisine girecektir ve biyosferdir. Kızılçam Akdeniz iklim bölgesinin bitki topluluğunun çam grubu içerisinde yer alır. Özellikle bunlar tahrip edildiğinde ki dediğimiz gene bitki toplulukları görülebilmektedir. E bu ağaçlar o zaman nerenin elemanı olacaktır? Biyosferin elemanı olacaktır. Akarsu su kütlesi zaten o zaman hemen nereye dahil ediyoruz? Hidrosfere dahil ediyoruz. Toprak kayacın ayrışmasıyla birlikte oluşur ve yer kabuğunun katılaşmış üst kısmında bulunur ve biz bu yer kabuğunun katılaşmış üst kısmına litosfer yani bu kısım diyeceğiz. Azot özellikle canlılar için çok önemli gazlardan bir tanesidir. Ve azot atmosferde %78 oranında en fazla paya sahip olan gaz kütlesidir. E azot gaz kütlesi ise o zaman ben bunu hava küreği yani atmosfere dahil edebilirim. Daha dediğimiz kısım yer kabuğunun katılaşmış o kısmı o zaman bunu da litosfer kısmına dahil edebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi konumuzun baş kısmında ne dedik biz? insan ve doğa dedik. Şunu unutmayalım. İnsan ve doğa sürekli olarak etkileşim halindedir. Bazı durumlarda insan doğa üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Bazı durumlarda ise doğa insan üzerinde üzerinde belirleyici etkiye sahiptir diyebiliriz. Mesela burada birinci görselimiz var. Birinci görselimiz nereden gelme? Türkiye'den gelme sevgili arkadaşlar. Bu arada şunu unutmayalım. Coğrafya için harita çalışmaları mutlaka yapın. Yani dünya üzerinde işaretli alanlardan herhangi birini verdiğinde buranın nereyle ilgili olduğunu ya da nerede yer aldığını mutlaka ve mutlaka bilmeniz gerekmekte. Mesela Türkiye'de burada neyi vermiş bize? Burada peribacalarını vermiş. Şimdi burada insan doğa etkileşimi ile ilgili ne gibi özel olabilir dersek şu perivacalarını gidip gören arkadaşlarım onların içlerinin oyuk olduğunu da gözlemlemiştir. Bunun temel sebebi nedir dediğimizde özellikle insanoğlu kolay aşınabilen yani bunu mesela böyle elimizde yaptığımız zaman aşınması lazım. Aşınabilen kayaçların yaygın olduğu yerlerde özellikle yerleşme ihtiyacını karşılayabilmek için kayaçlara şekil vermişler. Ve bu doğanın bana etkisine örnektir diyebilirim. O zaman birinci görselimizde doğa insan üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Bu görseli mesela buradan dışında şu alana da dahil edebiliriz. Özellikle İskandinav Yarımadası dediğimiz Norveç, İsveç, Finlandiya'nın bulunduğu alana. Şimdi buradaki görsele baktığımızda buradaki evlerin çatıları nedir? Daha diktir sevgili arkadaşlar. Bu evlerin çatılarının dik olması böyle doğada, doğal süreçlerde meydana gelen yaşanmışlıklardır. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu alanlarda evlerin çatıları dik yapılıyor ki düşen bu kar kütleleri çatı üzerinde kalmayıp eğim doğrultusunda yer değiştirsin. Aynı zamanda buradaki evlerin duvarlarının da kalınlığı o sıcaklık dengesini sağlayabilmek için. O zaman ben soğuk iklim bölgelerinde evlerin çatılarının dik duvarlarının kalın olması doğanın insan üzerindeki belirleyici etkisine örnek olarak ifade edebileceğimiz durumdur aynı zamanda Mesela bu soğuk iklim bölgelerinde Biz özellikle ulaşım faaliyetlerinde ne yapıyoruz hayvan gücünden faydalanıyoruz aynı zamanda biz burada daha kalın elbiseler tüketiyoruz değil mi ya da giyiyoruz diyebiliriz burada tarımsal faaliyetler kısıtlı olduğu için balıkçılık faaliyetleri yapıyoruz bak ne oldu Doğa beni bu noktada etkiledi nasıl etkiledi bak beslenme noktasında etkiledi şimdi Şimdi Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya dediğimiz bu alana geldiğimizde bu alanda özellikle pirinç tarımının yoğun ölçekte yapılması yani tarımsal faaliyetlerin yoğun ölçekte yapılması kuzeye doğru yani kutba doğru yaklaştığımızda tarımsal faaliyetler yerini balıkçılık faaliyetlerine bırakıyorsa burada özellikle insanın değil doğanın insan üzerinde etkisine örnek olduğunu ifade edebiliriz. Mesela çöl bölgelerinde özellikle yaşayan insanlar Çöle adapte olmuş bir canlı var. Kimdir bu canlı? Deve. Deveyi biz ne yapıyoruz? Çöl bölgelerinde ulaşım faaliyetlerinde kullanmaktayız. O zaman burada da doğa insan üzerinde belirleyici etkiye sahiptir diyebiliriz. Hemen şöyle Güney Asya'da güzel bir ev görebilmekteyiz. Ama bu evin şu evden en önemli farkı ahşap formda. Neden? Çünkü burada muson ormanları var. Orman örtüsü çok fazla olduğu için insanlar bu alanda ahşap evler yapıyor. Bu alanda mesela iglo evlerin bulunması ya da bunu Türkiye örneğinde de çeklendirebiliriz. İç Anadolu bölgesini düşünün. İç Anadolu bölgesindeki evlerin kerpiçten yapılması, doğanın insan üzerindeki etkisini örnek bir durumdur. Bakın mesela burada, Nijerya'yı işaretlemiş bize ve işaretlediği alanda insanların giyim tarzına baktığımızda daha ince elbiseleri tercih etmişler. O zaman burada doğanın bizim üzerimizde etkisine örnek olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir toparlamamız gerekirse, doğa bizim beslenmemiz üzerinde belirleyici sahiptir Aynı şekilde barınmamız üzerinde belirleyici etkiye sahiptir, aynı şekilde giyinmemiz üzerinde belirleyici etkiye sahiptir, ekonomik faaliyetler üzerinde de belirleyici etkiye sahiptir. Hemen şöyle Türkiye ölçeğinde bunu düşünürsek... Türkiye sevgili arkadaşlar üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada. Peki bizim üç tarafımız denizlerle çevrili ama üç tarafımızda da deniz turizmi gelişmiş midir yeterince? Tabii ki de hayır. Özellikle deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında gelişmiştir. Yani bu alanlara gittiğinizde ki özellikle yaz döneminde tatil yapan arkadaşlarımın %99'luk kısmının şu hat içerisinde tatil yaptığını söyleyebiliriz. Neden Karadeniz bölgesinde deniz turizmi için gelişme yeterince olmamış? Ege Akdeniz'de olmuş derseniz çünkü Ege ve Akdeniz'de özellikle yazların kurak geçmesi, aynı zamanda sıcak geçmesi deniz turizmini önemli hale getirirken Karadeniz bölgesinde yazın yağışlı olması ve daha ziyade sıcaktan ılık olması deniz turizmini olumsuz etkilemiştir ve biz Karadeniz'de deniz turizmi yerine balıkçılık faaliyetleri yapıyoruz. İç bölgelerde buğday gibi arpa, nohut, mercimek gibi su isteği düşük olan ürünler yetiştirirken Karadeniz bölgesinde su isteği yüksek olan çay gibi tarım ürünlerini yetiştirebilmekteyiz. Kış ılıklığı isteyen tarım ürünlerini biz Ege Akdeniz'de yetiştiriyoruz. Bunlar da özellikle bizim doğamızın bizim üzerimizdeki etkisini örnektir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bizim üzerimizde doğa tamamen etkili değil. Özellikle teknolojik imkanların gelişmesine bağlı olarak burada insanların bilgi birikimi artmış ve doğa üzerinde belirleyici bir etkimiz meydana gelmiştir diyebiliriz. Özellikle bazı alanlara yoğun bir müdahale söz konusu ve bu söz konusu olan müdahale bazı durumlarda doğa ile uyumlu iken bazı durumlarda ise uyumsuzdur. Mesela şöyle bir bakalım. Birinci örnek Nevada çölü var bu alanda ve şöyle bir görsele baktığımda orada ne görüyorsunuz? Tarım arazisi görüyorsunuz değil mi? Yahu şimdi çöl alanında nasıl tarımsal faaliyetler yapılıyor? Eğer ki insanlar bu alanlara sulama sistemleri getirirse bu alanlarda ben rahat bir şekilde tarımsal faaliyetleri yürütebilirim. Şimdi burada insan neden doğa üzerinde belirleyici etkiye sahip? Şundan dolayı. Ben buradaki çöl alanındaki o olumsuz durumu, suyun olmaması durumunu sulama sistemleri vasıtasıyla ortadan kaldırdım mı? Tabii ki de evet. İşte bu noktada insan doğa üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Özellikle İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nin tabanından birbirine bağlayan bir proje var. Bizim ülkemizdeki Marmaray da buna örnektir. Bu da gene insan doğa etkileşimine ait örnektir diyebiliriz. Hemen şöyle görsele baktığımız zaman özellikle burada bir orman tahribatı görebilmekteyiz. Mesela bu ifade doğaya uyumlu olmayan bir ifade. Burada özellikle akarsular üzerinde biz ne yapıyoruz? Akarsuyun doğal işleyişine zarar vermeden biz burada su değirmenleri vasıtasıyla ihtiyaçlarımızı giderebilmekteyiz. Güneşli gün sayısının yani güneşli gün sayısının fazla olduğu alanlarda güneş enerjisinden faydalanmaktayız. Bunlar da gene bizim insanımızın doğa üzerindeki etkisine örnektir. Burada özellikle litosfere etkimiz var. Tünel köprüler yapıyoruz değil mi? Atmosfere etkimiz var. Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak küresel ısınma hava kirliliği oluyor. Bak bunlar mesela olumsuz. Onun dışında hidrosfere etkimiz var. Hidrosferde özellikle bataklık ve göl alanlarını kurutuyoruz. Yerleşmeye tarıma açıyoruz. Bir de sevgili arkadaşlar biosfere etkimiz var. Kaçak avlanma ya da ormanların ile birlikte sorunlar yaşayabilmekteyiz. Hemen şöyle etkinliğimize baktığımızda diyor ki tabloda coğrafi ortamda insanların yapmış olduğu etkinlik verilmiştir. Doğaya uyumlu mu değil mi? Gelin hep birlikte biraz göz atalım. Ne diyor burada? Aral Gölü'nün tarımsal faaliyetler sonucunda büyük bir bölümünün kuruması. Bu özellikle Sovyetler Birliği döneminde gerçekleşmiştir. Aral Gölü'nü besleyen özellikle iki tane akarsu var. Bunlardan bir tanesi Seyhun Nehri bir diğeri ise Ceyhun Nehri. Bunlar pamuk tarımı yapıldığı dönemde etrafında akarsuyun mesela kenarında tarlalar var. Bu tarlalarda pamuk tarımı yapılıyor ve Seyhun Ceyhun nehirlerinden sular bu tarlalara gidiyor. Şimdi Orta Asya dediğimiz kısımda da iklim ciddi anlamda yarı kurak ve bu tarlalara ben bu akarsudan suyu sağlarsam gölü besleyebilecek bir kaynak olmayacaktır. O zaman gölün büyük bir bölümü kuruyacaktır. O zaman bu doğayla uyumlu olmadığımızı göstermektedir. Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak sera gazı oranında artışı meydana gelmesi ileriki süreçlerde bu bizi olumsuz ölçekte küresel ısınma anlamında etkileyecektir. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullar eriyecek, deniz seviyesi yükselecek ve kıyı alanlardaki yerleşim birimleri ortadan kalkacaktır. Bak burada karşılıklı etkileşim var. Yani ilk etapta ben fosil yakıt kullanımına bağlı olarak sera gazını artırıp küresel ısınmaya sebebiyet verdim. İnsanın Doğa üzerindeki etkisine örnektir. Buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinin yükselip kıyı alanların sular altında kalması da doğanın bana etkisine örnektir. Karşılıklı etkileşim var. Burada da olumsuz bir durum var. Maalesef bu da uyumlu değil. Arazinin eğimli olduğu alanlarda yamaçlarda taraçalanma yapılması. Yani buradaki ifade aynen şöyledir. Böyle bir eğimli arazi çiziyorum. Buradaki toprağın kütle halinde yer değiştirmemesi için buradaki yamacı ne yapıyorum? Aynen şöyle yapıyorum. Bak basamaklı bir yapı haline getirdim. Tara çalama sistemi tabii ki de doğa ile uyumludur. Rüzgarın esme süresinin uzun olduğu alanlarda elektrik üretiminde rüzgarı biz kullanıyorsak doğal dengeyi bozmayacağımız için bu da gene uyumludur. Tabii ki de rüzgar santrallerinin de gene çevresel üzerinde belirli olumsuz etkenleri vardır ama biz doğal işleyişi bozmayacağımız için zemin etütlerimizi güzel yapacağımız için uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Hayvancılık faaliyetleri için otlakların yoğun şekilde kullanılması. Evet otlağı kullanıyorsun güzel ama otlak sen yoğun bir şekilde kullanırsan bu doğayla uyumlu bir kullanma biçimi değildir. Çünkü bu alanda özellikle otlakların yoğun şekilde kullanılmasıyla birlikte o otlak alanları tahrip edilecektir, kendini yenileyemeyecektir ve bu da ileriki süreçte otlakların verimsizleşmesine sebebiyet verecektir. O yüzden uyumlu değildir. Okyanuslarda deniz yolu ulaşım faaliyetlerinin gelişmesi tabii ki de doğal denge, doğal sistemler üzerinde uyumlu bir müdahaledir diyebiliriz. Geldik son ifademize. Kış ılıklığının yaşandığı bölgede seracılık faaliyetleri gelişiyor. Biz bu alandaki kışılıklığını doğaya uygun bir şekilde kullanmaktayız. O zaman bu da uyumlu bir ifadedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi coğrafyanın 5 temel unsuru. Burada birinci unsurumuz konum. Yani biz coğrafi anlamda bir olay meydana geliyorsa bu olayın dünya ölçeğinde tanımlanabilir bir konumu vardır. Mesela ekvatoral iklim nerede görülüyor? Bir konumu var. 0-10 derece enlemleri arasında görülmekte. Ve Bölge kısmında coğrafya yeryüzünün yapısal özelliklerine göre farklı bölgelere ayırır. Burada özellikle 9. sınıfın sonlarına doğru bölge kavramını göreceksiniz. İklimine göre bölgeler, yeryüzü şekillerine göre bölgeler, su kaynaklarına göre bölgeler, toprak bölgeleri, doğal afet bölgeleri. Bunların hepsini göreceğiz. Coğrafyada birçok bölge kavram tanımı yer almakta. Hareket yeryüzündeki canlı ve cansız bütün unsurlar birbirleriyle etkileşim ve hareket halindedir. Sonuçta şöyle düşünün. Rüzgar birikim şekli olan kim var? Barkan var. Cansız bir unsur. Ama burada barkanın oluşabilmesi için rüzgarın bu kumulları oraya aşındırıp hilal şeklinde biriktirmesi lazım. Bak ne oldu? Cansız unsurlar hareket halinde e ister istemez canlı unsurlar da hareket halinde olacaktır. Yer mekan. Biz yeryüzünü fiziki, beşeri, ekonomik özelliklerine göre birbirinden farklı mekanlara ayıracağız. Beşeri ve fiziki ortam ilişkisi. Burada özellikle fiziki ortam insanın tüm faaliyetlerine bağlı olarak burayı etkilemekte. Yani biz Doğal ortamda yapmış olduğumuz etkinlikler beşeri ortamı, beşeri ortamdaki gelişmeler ise doğal ortamları etkileyebilmektedir. Bunu da unutmamış olalım. Geldik şimdi coğrafya nedir? Coğrafya özellikle insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Tabii ki de burada coğrafyanın alt dalları var. Biz şimdi ne dedik? Coğrafyanın tanımında insan ve doğa arasındaki etkileşimi, ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. O zaman bir coğrafyacı insan faaliyetlerinden olan tarımsal faaliyetleri, turizm faaliyetlerini, sanayi faaliyetlerini inceleyebilir. O zaman burası coğrafyanın inceleme alanına dahildir. Doğal sistemler içerisinde bir kayacı, bir toprak türünü, bir su kaynağını ya da bir diğer canlıyı inceleyebilir. Bu da doğa kısmı içerisinde yer almaktadır. Şimdi biz özellikle bu bilim dallarında insanların hangi alanda uzmanlaşabilmesi noktasında o kısımda o bilim dalını parçalamaktayız. Biz coğrafyayı da bu noktada temelde ikiye ayıracağız. Bir diyeceğiz ki coğrafyanın o insan olan kısmını inceleyeceğiz. Biz bu alanda uzmanlaşmak istiyoruz ya da coğrafyanın doğa olan kısmını inceleyeceğiz. Biz bu alanda uzmanlaşmak istiyoruz. Eğer ki sen coğrafyanın doğa kısmında uzmanlaşmak istiyorsan burası fiziki coğrafyadır. Fiziki coğrafya eşittir doğa kısmı. Beşeri ve ekonomik coğrafya eşittir insan kısmı. Bakın dikkat edin. Nüfus, insan faaliyeti, kültürler, kültürel coğrafya, insan faaliyeti tarihi sanayi enerji turizm yerleşme coğrafyası bak bunların hepsinde etkili olan kim insan o yüzden sevgili arkadaşlar beşeri ve ekonomik coğrafya insan faaliyeti Doğa kısmı yani bu bizim muhteşem dörtlümüz vardı ya oradan da atıfta bulunacağız. Burası da fiziki kısım olarak yer almakta. Gelin şöyle burayı biraz açalım. Özellikle bir kısım yani fiziki coğrafya burası. Fiziki coğrafyanın birinci alt bilim dalı. Hemen şuradan şöyle kavram haritamı da alayım. Buradan da gösterelim sevgili arkadaşlar. Şöyle bak fiziki coğrafyada bir jeomorfolojiyi açıyoruz. Jeomorfoloji. Jeo nedir? Yer. Morfo nedir? Şekil loji nedir hemen şöyle yazalım bilim o zaman jeomorfoloji, yer şekli bilimi, litosferi oluşturan yani yer kabuğunun o katılaşmış üst kısmını oluşturan unsurları. Bu yer kabuğu olabilir. Aynı zamanda kayaç ya da toprak olabilir. Litosfer olaylarını yani yer kabuğunda meydana gelen mesela bir dağ oluşumu, bir volkanizma hareketini, bir tektonik hareketi yani iç kuvvetlerin oluşumunda meydana gelen hareketleri ya da litosferdeki yeryüzü şekillerini bir dağı, bir ovayı, bir platoyu inceleyen bilim dalı jeomorfolojidir. Şimdi jeomorfoloji bunlar incelerken mesela ben burada toprağı incelemek istiyorum. Tamam. Çernezyum dediğimiz bir kara toprak var değil mi? Bunu incelemek istiyorum ama özellikle bu toprağı insanla ilişkilendirmek için o toprağın belirli özelliklerini bilmem lazım. Bunu kimden yardım alarak bileceğim mesela? Pedolojiden. O zaman pedoloji bana yardımcı bir bilim dalıdır. Mesela kayaçları inceleyeceğim tamam mı? Peribacalarındaki o tüf dediğimiz kayacı inceleyeceğim. Bunu insanla ilişkilendirmem lazım. O zaman da ne yapıyorum? Petrografiden yardım alıyorum. Petrografi diyor ki ki bana mesela oradaki kayaç tüftür tamam mı? Tüf aşınmaya karşı dirensiz bir kayaçtır diyor. Ben ne yapıyorum? Bunu hemen insanla ilişkilendiriyorum. Diyorum ki ha, oradaki kayaç aşınmaya karşı dirensizse insanlar bu kayacı aşındırarak yerleşim birimi haline getirmiştir. Bak ben orada ilişkilendirme işlemeyi güdüyorum. Bunu da unutmayalım. Onun dışında jeofizik, jeoloji zaten bunları buradan çıkarırsınız fizik ve kimyada gene bizim jeomorfolojiye yardımcı bilim dallarıdır. Sol taraf Alt bilim dalı, bunlar ise yararlandığı bilim dallarıdır. Klimatoloji iklim bilgisi ya da iklim bilimi olarak da ifade edebiliriz. Burada özellikle atmosfer ve hava olaylarını, basınç değişimi var, sıcaklık değişimi var bunları, iklim elemanlarını bunlar gerçi zor konular ileride göreceğiz. Sıcaklık, basınç rüzgarlar, nem ve yağış gibi ve yeryüzünde görülen iklim tiplerini, ekvatoral iklim, muson iklimi, savan iklimi gibi bunların özelliklerini inceleyecek bilim dalı klimatolojidir. Yani iklim bilimidir. Burada özellikle dünya ölçeğinde bir iklimin ortaya çıkması için çok uzun yıllar ki hava olaylarını incelememiz lazım o alanda. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı nedir dediğimizde tabii ki de meteorolojidir. Meteoroloji bana ne yapıyor? Örnek veriyorum Ankara ile ilgili 20-30 yıllık değerdeki sıcaklık ölçeklerini veriyor ve ben ona göre bir yorum yapıyorum. Aynı zamanda burada fizikte yardımcı bilim dallarından bir tanesidir. Geldik hidrografya. Şimdi bak dört doğal ortam neydi? Hemen şöyle bak litosfer vardı değil mi? Onun dışında atmosfer vardı. Hidrosfer vardı. Hidrosfer, hidrografya. Buradan yürüyebilirsin. Hidrografya, hidrosfer, su küre ise hidrografya. Sular coğrafyası olarak ifade edilmekte. Özellikle burada hidrosferi oluşturan çeşitli su ortamları var. Düşünün şöyle. Mesela burada ne var? Denizler var. Göller var. Akarsular var. Yer altı, yer üstü sularının tamamı burada yer almakta sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte burada meydana gelen doğu olayları, su döngüsü, okyanus akıntıları ya da dalgalar gibi olayları sular coğrafyası yani hidrografya inceleyecektir. Burada özellikle su bilimi hidroloji, oseonografya, okyanus ve deniz bilimi... Onun dışında limnoloji, göl bilimi, potamoloji, akarsu bilimi, hidrojeoloji, yer altı suları bilimi olarak ifade edilmekte. Mesela potamolojiyi şuradan aklımızda tutabiliriz. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan yere biz ne diyoruz? Mezopotamya diyoruz. Bak şöyle yazıyorum. Mezopotamya. Burada kelimeyi yakaladınız mı? Potamya gördünüz mü? Potamoloji. Mezopotamya iki nehir arasıdır. Potamoloji akarsu bilimidir. Buradan yürüyebilirsiniz. Mesela Osean olsan Bahri dersin. Bahri oradan deniz kısmını da yürüyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biyo coğrafya biyosferden gelirse aklımıza bu o zaman canlılar coğrafyasıdır. Dünya üzerinde özellikle biyosferdeki bitki ve hayvan topluluklarının genel özelliklerini etkileşimlerini ve dağılışını inceleyecek kısım olarak karşımızda yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte burada özellikle biyoloji canlılar bilimi botanik bitki bilimi zooloji hayvan bilimi ve tıp yardımcı olmak zorunda sevgili arkadaşlar bunu da unutmamış olalım. Geldik kartografya. Kartografya eşittir harita bilimidir sevgili arkadaşlar. Özellikle burada yeryüzünün, bütününün ya da bir bölümünün düzleme aktarılması işlemidir. Burada matematik, geometri, istatistik ve fotogrametri yardımcı bilim dalı olarak ifade edilmekte. Geldik şimdi beşeri ve ekonomik coğrafyaya. Burada bir yerleşme coğrafyası dünyada bazı alanlar var yerleşme alanları. Bununla birlikte burada yerleşmelerin gelişimini, tiplerini dağılışını etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı yerleşme coğrafyasıdır. Arkeoloji ve tarih yardımcı bilim dalı olarak ifade edilmekte. Demografi nüfus bilimi olarak ifade edilir. Burada özellikle istatistik ve demografi dediğimiz nüfus coğrafyası bunlara yardımcı bilim dalıdır. Bakın yerleşme coğrafyasını arkeoloji, nüfus coğrafyasını ise demografi yardımcı bilim dalıdır. Bunu da unutmamış olalım. Geldik burada ekonomik coğrafya. Burayı genel çıta. Mesela tarım coğrafyası ekonomik coğrafya içerisine girer. Hayvancılık, ormancılık, madencilik, turizm coğrafyası, ticaret coğrafyası, sanayi, hizmetler, ulaşım coğrafyası bunların hepsi yani insanların yapmış olduğu ekonomik faaliyetlerin tamamı burada ekonomik coğrafya içerisine girmektedir. Siyasi coğrafya ise devletlerin bir jeopolitik konumu var. Bunun dış siyasetteki ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Burada da özellikle iktisat ve tarih siyasi coğrafyanın alt ya da yararlandığı bilim dallarıdır. Tarihi coğrafya, geçmişin coğrafi özelliklerini coğrafya biliminin yöntem ve ilkeleri esasında incelemektedir. Arkeoloji ve tarih burada yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle baktığımızda aşağıdaki tabloda A sütununda coğrafyanın alt dalları, B sütununda özellikler verilmiştir. Gelin eşleştirelim. Diyor ki İç Anadolu bölgesinde makarna fabrikalarının yoğun olması diyor. Hemen şöyle bir baktığımızda makarna fabrikası diyorsa sanayi tesisi var. O zaman bunu direkt buraya alırım. Güney Asya'da nüfus yoğunluğunun fazla olması. Güney Asya'da nüfus yoğunluğunun fazla olması diyorsa o zaman bunu da 3 numarayla nüfus coğrafyasına alacağım diyebilirim. Ürgüp'te akarsu aşınım sonucu peri bacalarının oluşması. Bak peri bacası yeryüzü şekli. O zaman bu jeomorfolojidir 1 numara. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının her yerde eşit olmaması. Tatlı su kaynakları su varsa hidrosfer hidrografya. O zaman bu da 2 olarak karşımıza çıkacak. Ekvator çevresinin yıl boyunca sıcak olması Sıcak diyorsa bu iklimle ilgili bir olaydır. O zaman bu da klimatoloji yani 5 numaranın içerisinde yer almakta. Hindistan'da yaşanan sel olayının sosyal medyada geniş yer bulması bu hangisi olacaktır? Şöyle bir bakıyoruz. Bu hangisi olacaktır? İkiyi de şöyle sileyim. Biri de şöyle sileyim. Geldik kaldık iki tane. Biyo coğrafya. Bu yerleşme coğrafyasında silersek ulaşım coğrafyası. Hindistan'da yaşanan sel olayı sosyal medyada geniş bir yer bulursa bu ulaşım coğrafyasıdır. Ne alaka demeyin. Sosyal medya dediğimiz yazılı ve görsel medyadır. İnternet kısmını içermektedir. Burada özellikle sevgili arkadaşlar şunu ifade etmek zorundayız. Ulaşımın içerisine dijital kısımda girmekte. Bilginin bir yerden başka bir yere Gitmesi de ulaşım coğrafyasıdır. O zaman bunu da attım. Yapılan kazı diyorsa burada göbekli tepedik yerleşik hayata ait izlerin bulunması. Bu da gene yerleşme coğrafyası içerisinde yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Bunu da böylelikle geçmiş olalım. Geldik coğrafya biliminin gelişimi. İlk çağda özellikle insanlar daha çok coğrafya ortamda gezip gördükleri yerler hakkında bilgi sahibi. Burada özellikle Akdeniz uygarlıkları Yunan medeniyeti daha coğrafyada ön planda diyebiliriz. Burada Eratosthenes coğrafya bilimi olarak coğrafya ismini ilk olarak nitelendiren bilim insanıdır. Dünyanın ekvator üzerindeki çevre uzunluğunu ve bir derecelik meridyen yayını hesaplamıştır. Amasyalı Strabon coğrafyada dünyanın ilk coğrafyacısı olarak kabul edilmekte. Bartlamyus Roma İmparatorluğu devrinde dünyayı en gerçekçi şekilde tasvir etmiş coğrafyacı. Anneximen Doros sevgili arkadaşlar karalar ile okyanus sınırlarını ilk çizen insan ve... Kozmo sözcüğünü ilk kullanan insandır diyebiliriz. Özellikle Orta Çağ'da Avrupa'daki lisenin baskıcı bir tutumu var ve bu baskıcı tutuma bağlı olarak bilim biraz geriliyor. Bununla birlikte İslam coğrafyasında özellikle namaz vakitlerinin hesaplanmasında, sahur vakitlerinin hesaplanmasında ve haç güzergahlarının hesaplanmasında coğrafya önemli bir hale gelmiştir diyebiliriz. Burada özellikle Biruni sevgili arkadaşlar Orta Çağ döneminin önemli coğrafyacılarından bir tanesidir. İbni Batuta, İbni Haldun İdrisi gene önemli bilim insanlarıdır. Galilei sevgili arkadaşlar teleskobu yapmış. Kopernik ise teleskobu kullanarak gezegen ve yıldızları incelemiş diyebiliriz. Yeni ve yakın çağda coğrafyada özellikle coğrafya sistemleşiyor. Bununla birlikte coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın birçok noktasında birçok alan keşfediliyor. Burada özellikle Alexander von Humboldt, Karl Ritter, Friedrich Ratzel ve Vlade Blahe coğrafyanın gelişiminde ciddi anlamda önemli bilim insanlarıdır diyebiliriz. Bakın ne demiş? Mukayeseli Genel Coğrafya Atlası'nın sahibi Karl Ritter sevgili arkadaşlar, beşeri coğrafyanın öncüsü. O zaman burada genel itibariyle coğrafya sistemleşiyor diyebiliriz. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Doğa ve insan etkileşiminden bahsettik. Yani bazı durumlarda insanın doğa üzerinde belirleyici etkisi, bazı durumlarda ise doğanın insan üzerinde belirleyici etkisi vardı. Burada da şunu unutmayalım. Mesela az gelişmiş ülkelerde doğa insan üzerinde belirleyici bir etkiye sahip iken gelişmiş ülkelerde ise insan doğa üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Bak bu ifade bizim için önemli. Coğrafyanın konusu insan doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıydı. Burada özellikle coğrafyayı biz fiziki ve beşeri ekonomik coğrafya olarak ikiye ayırmıştık. Burada da şunu unutmayalım. Mesela litosferi Fiziki coğrafyanın alt bilim dalı olan jeomorfoloji inceler. Atmosferi gene fiziki coğrafyanın alt bilim dalı olan klimatoloji inceler. Biyosferi gene fiziki coğrafyanın alt bilim dalı olan biyo coğrafya inceler. Hidrosferi fiziki coğrafyanın alt bilim dalı olan hidrosfer incelemekte. Sevgili arkadaşlar bunları da unutmamış olalım. Coğrafya biliminin ilk çağ döneminde özellikle Yunan Akdeniz Havzası'nda gelişmiş olduğunu, orta çağ döneminde İslam uygarlıkları, yeni ve yakın çağda ise Özellikle Avrupalı kaşiflerin dünyayı gezmesiyle birlikte coğrafyanın son dönemlerde sistemleştiğini de söylemiş olduk diyelim. Aman ödevlerimizi unutmayalım. Hadi bakalım karşında günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.